Bir dakika. Sevilacığım, bekleme, sen git artık hadi. Olmaz Haluk. Ben seni böyle bırakmam. Sen git. Dinlen, gerek yok. Zaten güneş de gelecek birazdan. Haluk. Tamam. Hadi. Haluk nerede? Neden yanında değilsin? Sevilay Hanım lütfen. Nerede kocam? Çok merak ediyorsan röntgene götürdüler. Ve yalnızdı. Tamam, teşekkürler. Siz artık gidebilirsiniz. Bundan sonra ben kocamla ilgilenirim. Kocam? Sen Haluk'u terk etmiyor muydun? Sevilay Hanım, lütfen daha fazla ileri gitmeyelim isterseniz. Kocamla ilgili sıkıntılarımızı size bildirecek değiliz herhalde. Peki, tamam. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bunlar Haluk'un kaza anındaki fotoğrafları. Belki merak edersin. Yok, hayır, merak etmiyorum. Haluk bana başına geleni anlattı zaten. Sana ne anlattı bilmiyorum ama Haluk kendine zarar vermeye çalışmış. Acaba neden? Sevilay Hanım, siz bana yine ne anlatmaya çalışıyorsunuz acaba? Diyorum ki, senin onu terk edeceğini anlayınca Haluk canına kastetti. Diyorum ki, senin yüzünden oğlum babasız kalacaktı. Anlayabildin mi? Haluk böyle bir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Sen Haluk'u hiç tanımıyorsun ki. Yapar. İnan bana, Haluk böyle bir şey yapar. Yaptı da. De kimin için? Lütfen buradan gider misiniz artık? Lütfen, çünkü ben sabrımın gerçekten şu an sonuna gelmek üzereyim. Lütfen. Nelere mal olduğunu bir düşün istersen. Ha? Sevilay Hanım, siz benim ayağımı bu hale getirip sonra karşıma geçip yüzsüzce benden hesap soruyorsunuz. Ben size ne dedim? Benim bulunduğum çevreden uzak duracaksınız demedim mi? Şimdi lütfen gidin. Gerçekten elimden bir kaza çıkacak çünkü engel olamayacağım kendime. Lütfen. Sen terbiyesiz. Evet, şimdi terbiyesizleştiğimi daha da göreceksiniz. Daha fazla ileri giderseniz eğer. Sevilay, Güneş. Ya Ahmet, lütfen şu kadını buradan alır mısın? Yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Tamam, sakin olur musun? Lütfen. Ben kendim giderim. Sana söylediklerimi bir düşün derim. Zaten doğru olduklarını çok iyi biliyorsun. Ya benden artık uzak dur! Nasıl oldu Haluk? Anlattım ya. Kendine kasten zarar vermek için yapmadın bunu değil mi? Niye bunu kurcalayıp duruyorsun? Vicdan azabımı çekmek istiyorsun. Ben sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. Ne fark eder? Çok şey fark eder. Peki bana bunu sormamanı rica etsem çok şey istemiş olur muyum? Tamam. Senin beni terk edeceğini düşünmek beni darmadağın etti. Sonrası yok. Sorma işte. Hala birbirimize karşı dürüst değiliz Haluk. Aramızda hiçbir şey net değil. Sen bana net değilsin. Ben birbirimize karşı net olalım istiyorum. Net olmak mı istiyorsun? Evet. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Beni terk edecek misin? Onu şimdi bana sorman olur. Gördün mü bak? Sen de net değilsin. Beni terk etmek istiyorsun. Ama yanımdasın. Yardıma ihtiyacım olduğunu düşündüğün için. Yapma bunu. Yapma bana. Acıyarak hiçbir karar verme. Vazgeçmişsen, vazgeçmişsindir.
Gerisi beni ilgilendirir. Ben kendi yaralarımı kendim sararım. Seni ilgilendirmez. Gel abla, gel. Hoş geldin, gel. İyi misin? Daha iyiyim. Doktor yarın çıkabileceğimi söyledi. Ahmet önemli bir şey konuşmak istediğini söyledi bana. Bir şey itiraf edeceğim. Ali'ye, Savaş'a bunları niçin yapıyorsun? Babamın yaptıklarının bedelini onlara mı ödeteceksin dedi ablam bana. Haluk lütfen. Abla dur, ne olur bitireyim. Bitireyim, anlatayım ne olur. Biz çok sorunlu bir çocukluk geçirdik. En çok da ben. Şahitleri burada. Haluk, anlatmanı istemiyorum. Abla Allah aşkına, anlatılacak şeyler değil zaten. Anlatılacak gibi değil yani. Ben buradan giriş yaptım şu yüzden. Ali'ye yaptıklarımı, Savaş'ı evden kovuşumu, ona yaptıklarımı falan hatırlayınca ve bunu düşününce bu davranışın altında bir travma olduğunu anladım. Babam. Babam yüzünden hepinizi mahvettim. Dışarıdan baktığımda ben de olanlara inanamıyorum. Mahvettim herkesi. Bir sorunum olduğunu sizin önünüzde kabul ediyorum. Ve profesyonel yardım almaya karar verdim. Sen gerçekten ciddi misin bu konuda? Çok ciddiyim Ahmet. Sizden tek ricam, bana bu konuda destek vermeniz. Bunu isteyecek yüzüm de yok. Hak etmesem de sizden ikinci bir şans istiyorum. Özür dilemek bir işe yaramaz çünkü biliyorum ki çok derinlerde hasar verdim. Ama bir yerden de başlamam lazım. O yüzden çocuklarla yüzleşmek istiyorum. Ahmet, bana yardım etmeni istiyorum. Çocukları bana yarın eve getirir misin? Elimden geleni yaparım.